Hocam. Şu an kayıttayız. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Evet. Hacı Bayramı, Hacı Şaban'ı belli. Anladım diyelim ha. Hacı Şaban-ı Veli 1497-1569 yılları arasında yaşamış olan Anadolu'nun üç hacısından biri. Birinci hacısı Hacı Bektaş Veli, ikinci hacısı Hacı Bayram Veli, üçüncü hacısı da Hacı Şaban-ı Veli. Bu üç hacı da hacı unvanını hacca gittiklerinden dolayı, gitmediler demiyorum, dikkat edin, gittiklerinden dolayı almadılar. Anadolu'yu mayaladıkları için hala da bu mayanın devam etmesinden dolayı hacı, üç hacı şey yapmaktadır. Hatta hocam rahmetullahi aleyh der ki, Münir Derman Hazretleri, Hacı Şaban-ı Veli'nin hem velayeti hem de tasarrufu devam etmektedir. Yani Hacı Şaban-ı Veli'nin önemini burada ifade etmek haddimize değil ama bu kadarını söylemekte fayda var. Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri az önce de ifade ettim 1497-1499 tarihlerini veriyor Hüseyin Vassaf Efendi'ni ve ama başka kaynaklarda 1481 diyor. Biz bu kaynağı tercih ederiz. Çünkü 99 veya 1497. Dolayısıyla hangisi olursa olsun çok önemli değil. Hacı Şaban-ı Veli Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Gökçeağaç Bucağı'nda doğdu. Hacı Şaban-ı Veli'nin doğmadan önce babasını, gelmeden önce babasını 3 yaşlarında da annesini kaybetmiştir. Bu da bir nevi Peygamber Efendimiz'in benzer bir hal olduğunu ifade edelim. Ve Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri'ni 3 yaşında babasını ve annesini kaybettiği için bir kadıncağız şeyi ve Hacı Şaban'ı veri aldı, büyüttü, evlat edindi ve bu zatı yani bir nevi sütannelik de yapmış oldu. Hayırsever kadın Şaban'ı veri İstanbul'a gidip de İstanbul'da devam ederken de vefat etmiş sanıyorum ki çünkü Hacı Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'ya döndüğü zaman Kastamonu'da yani ondan sonraki hayatında bu kadıncağızından hiç bahsedilmemektedir. Ki ahde vefa konusunda Allah dostları çok değer verirler. Hacı Şaban-ı Veli o kadıncağız sağ olmuş olsaydı o kadıncağızı anne saygısını göstereceğine biz şeyiz. Şimdi Hacı Şaban-ı Veli okumaya çok hevesli biri ve ilk tahsilini Taşköprü'de Abdurrezzak Camii türbesinde metfun olan Osmanoğlu Hacı Veli'den alır. Kastamonu'daki eğitimini tamamladıktan sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi sırasında kurulan Sahn-ı Seman Medresesi'ne girerek eğitimini tamamlar. Büyük müderris Şaban-ı Veli oluyor. Tefsir, hadis konusunda da bir hayli uzmanlığı vardır. Zaten Kastamonu'da da eğitim veren hocaları bu ilimlerle teşkil eden insanlardı. Hacı Şaban-ı Veli çok hızlı bir yol aldığını gözlemlemişler ve kendisinin de İstanbul'a gitmeden de icazet vermiştirler. Bu hocaları yani eğitim verebilecek icazet vermiştirler. Bugünkü koşullarda diploma sayılabilir veyahut da yani eğitim verebilecek vasıfta olduğunu şey yaparlar. İstanbul'da 9 sene eğitim yapar. Bu süre zarfında eğitimini tamamladıktan sonra bir yandan da Eyüp Camii kürsüsünde şeyhliği ders almasını devam ettirir. Aynı kendisini yalnız bu zahiri ilimleri, şer'i ilimleri öğrenmesine rağmen
hala içinde bir boşluk olduğunu hisseder. Bu boşluğu hissedince bu sıkıntıyı nasıl çözebileceğini düşünür. Tekke tekke dolaşmaya başlıyor. İstanbul'da o zaman da büyük tekkeler var malum. Tekke tekke dolaşıp zikir meydanlarına katılan Şaban-ı Veli bu sıkıntısına İstanbul'da çare bulamayınca ardında yönünü bulmak isterken bir rüya görür. Rüyasında Sıla'ya dön, sana kurtuluş oradadır diye tavsiye bulunurlar. Şimdi arkadaşlar daha önceki Zat-ı Muhteremleri de anlatırken rüyanın bunları yol gösterici bir vasfı olduğunu birkaçında örnekler vermiştik. Dolayısıyla Hacı Şaban-ı Veli de bir rüya sonucunda memleketine dönmek üzere yola çıkar. Bolu'ya gelir. Bolu'ya geldiği zaman da Cemal Halveti'nin halifesi olan Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin şanını duyar. Kalbinden bu zatı ziyaret etmek için de büyük bir şevk belirir. Arkadaş, yanında 2-3 tane de arkadaşları var. Bu arkadaşlarıyla beraber Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret etmeye karar verirler. Bu buluşma 1519 rivayete göre yani 20 yaşlarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu ziyaret sırasında Bolu'da dergahı ziyaret ederken orada halveti raksı ve zikri var, devranı var. Bu devrana Hacı Şaban-ı Veli katılmayalım. Katılırsak kalırız diyorlar. Diğerleri de, diğer arkadaşlar da katılalım diyor ve katılıyorlar. Nihayet katılıyorlar. Ve Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni böylece bulmuş olur. Ve Hacı Şaban-ı Veli sabah olunca diğer arkadaşları oradan ayrılmak istiyor. Ama Hacı Şaban-ı Veli aradığını burada, yani gönül huzurunu burada bulduğunu hissediyor ve Hacı Şaban-ı Veli burada kalmaya karar veriyor ve Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret ediyor ve müritliğe, Tokadi Hazretleri de Hacı Şaban-ı Veli'yi müritliğe kabul ediyor. Şimdi Hacı Şaban-ı Veli Hayrettin Tokadi'nin yanında 12 yıl hizmet ediyor. Bu 12 yıllık süreç içinde sürekli halvet ve sürekli halvete giriyor ve halvet tarzı bir şey yapısıya müsait olan Şaban-ı Veli sürekli halvetle kendi terbiyesini, tabii şeyhinin icazetiyle bunu yapıyor. Şimdi burada Hayrettin Tokadi hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bolu'nun Düzce yolu, Bolu Dağı'na varırken hemen sağ tarafta İstanbul yolu üzerinde içe doğru yaklaşık olarak bir 5-6 kilometre içeride dağa doğru bir yerde Hayrettin Tokadi'nin dergahı. Bu dergah İpek yolunun da aynı zamanda kontrolünde. Burada şunu da ifade edelim, bu tekkelerin, burada gördüğümüz bu durum, bu tekkelerin rastgele kafalarına göre bir yere gidip bu tekkeyi kuralım, burada bunu yapalım şeklinde bir düşünce yok. Bunlar büyük bir ihtimalle yüksek bir gönül, yüksek bir akıl veyahut da bir işaretle orada o insanlar gidip görevi yapıyor. Hem bölgeyi aydınlatıyor hem de tırnak içinde tabiri caizse kervansaraylık gibi insanların gelip geçince, malum İpek yolunun da üzeri olması hasebiyle buralarda da ne yapıyor, şey yapıyor. Aynı zamanda bu yerler halkın ziyaretgahı olduğu için de bu bölgede eşkıya vesaire gibi o günkü koşullarda kimselerin de tutunamamasına sebep oluyor. Yani tabiri caizse bu tekkeler aynı zamanda sosyal güvenlik ve aynı zamanda halk arasında bütünleşme ve sosyal yardımlaşma görevini de yükleniyorlar. Ha, son zamanlarda tekkeyi bekleyen çorbayı içer gibi bir felsefe gelişmiştir ama aslında
bu tekkeler, bu dergahlar bir gerilla yuvasıdır. Tabiri caizse yani burada şey yapmak maksadıyla değil, bölgede devletine bağlı, devlete karşı yapılabilecek her türlü şeye karşı bir gerilla mektebi gibi görev yaparlar. Zaten ellerindeki taşıdıkları bastonlar ve yanlarında taşıdıkları gıdalar, saç sakal yapıları, bunların yapılarının hem kendilerini korumaya hem de bölgede insanlara hem ilim hem de tabiri caizse güvenlik sağladıklarını görebilmekteyiz. Malum o zamanlar bölgede, Anadolu'da çeşitli azınlıkların da, yabancı din mensuplarının da bulunmasına rağmen barış içinde birlikte yaşamaları konusunda önemli görevler üstlenir. Kösek adı şey okudu, Aysun Hanım okudu. Oradaki Kösek adı ve oradaki Necmettin, Şeyh Necmettin ve oradaki şeyin arasındaki ilişkiler hakikaten güzel bir şekilde bunların işlevlerini, görevlerini, Türkleştirme ve İslamlaştırma süreçlerindeki görevlerini nasıl ifa ettiklerini orada çok güzel anlatıyorlar. Şimdi bu Hayrettin Tokadi'nin haziresine ben biraz vakıf oldum. Doğrudan doğruya değil ama dolaylı bir şekilde Temmuz ayının başlarında Hayrettin Tokadi dergahında bir tören düzenlenir, toplantı yapılır. Emin Acar vardı Ankara'da, şimdi rahmetli oldu, Bursa İnegöl'lü. Rahmetli oldu, oraya defnedildi, Bursa'ya defnedildi. Onun müritleri vardı, benim de arkadaşlarım aynı zamanda. Kendisiyle de tanışıyorum, kendisiyle de görüşüyordum Emin Acar hocayla da. Doktor, psikoloji doktoru, aynı zamanda da Milli Selamet Partisi'nin milletvekilliği de yaptı. Ama bu MSP-CHP koalisyona karşı çıkanlardan olduğu için siyasetten çekildi. Emin Acar, Muhittin Efendi var, kendi de şeyhi, Nakşibendi o ama Muhittin Efendi. Muhittin Efendi'nin şeyde, kabri de Hayrettin Tokadi'nin şeyinin kabrinin hemen ayak dibinde, yanında. Orayı ihya etme çalışması yapıldı. Hatta orada misafirhane, oradaki cami yeniden şey yapıldı. Bizzat ben kendim görmedim ama benim arkadaşlarım vardı. Bizzat gidip orada kazma kürek çalıştı. O da rahmetli oldu, Ahmet Alıcılar. İsmini de buradan almış olayım. Ya bana kendi söyledi. Ya bir kazmayı vurduk ama Emin Bey de dedi ki aman yavaş olun çocuklar, burada şey değil yani, burası çok tekin bir yer değil dedi. Tekinlikten kastı yani böyle kemik bulmasınız, başka şeyler de bulursunuz. Hakikaten yeni vefat etmiş biri gibi, kefen bile solmamış insanlara, 12 kişinin kabirlerini bulmuşlar. Onları tekrar toparlayıp belli yerlere defnedildi. Yani şunu ifade ediyor, çok da sakin, çok da huzurlu bir yer. Yani tavsiye ederim, böyle kendi psikolojik olarak huzursuz hisseden kişiler olursa oralara gidip, orada misafirhane var, herkesi de kabul ediyorlar. Hatta orada tokatlı bir kişi var, ben de stronsiyumla ilgili çalıştığım için onun tarlasında bulundu. Bana çok ilgi gösterdi, ya dedi böyle böyle bizim tarlada da var filan, devlet oraya müdahale etti filan diye. Yani öyle bir şey anlatmış olayım. Ve bu Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin yanında 12 yıllık hizmetinin mukabilinde Hayrettin Tokadi Hazretleri kendisine icazet vererek, rüyasında görmüştü ya Sıla'ya git, senin huzurun ve şeyin Sıla'sına gitmek üzere Hayrettin Hacı Şaban'ı verir, Kastamonu'ya avdet ediyor. Evet, az önce de ifade ettim, Hacı Şaban'ı verip yaratılış itibariyle halvete çok müsait bir yapısı var. Kastamonu'ya gelince pek tanınmak istemez ve halvette kalmak tercih eder. Seyyid Sünnetinin Hisarardı semtinde zaviye olarak yaptırdığı mescide yerleşir. Ancak bundan önce menakıplarda da anlatacağım, menkıbeler var çünkü anlatacağım.
Ancak bundan önce de çınar ağacının gövdesinde bir müddet yaşıyor. Cemal Ağa Camii'ne halvete çekilir. Rivayete göre Hacı Şaban-ı Veli dervişliğinden anlamayan bir kimse de bunun fakr-ı zaruret içinde bir gariban olduğunu zannederek onun çamaşırını yıkarlar. Çobanlık yapıp koyun gütmesini bile teklif ederler. Hacı Şaban-ı Veli bu teklifler karşısında biz buraya halka riayet etmeye yani eğitmeye geldik diye vazifesini işaret eder. Yırtılan eski gömleği içinde biz dünyaya üryan geldik, üryan gideriz sözleriyle de tevekkülünü ortaya koymuştur. Zaten çok fazla bir şey yok. Bir tane elbisesi var. Onu da yıkadığı günlerde halkın arasına hiç çıkmıyormuş. O ihlas derecesinde oruç tutan bir zat, oruçlu ağzını zikri marifetullah kapısının anahtarıdır diye ifade eder. Zaten arkadaşlar oruç tutmak, Derman Hoca da benzer söyler, der ki evladım oruç yalnız açlık kalmak, aç kalmak değildir. Allah yani sizlerin açlığınıza muhtaç değildir. Oruçlu olan bir insan abdestli olmalıdır. Dilini yalandan, dilini dedikodudan, dilini her şeyden uzak tutmadır. Yani o zaman çok güzel bir ifade kullandı. Onu da söyleyeyim. Şeriatın verdiği, tarikatın verdiği bir de hakikatin orucu vardır. Hakikatin orucu tutmaya çalışın derdi. Yani çok lüzumsuz konuşmayın ve oruçluyken de efendim dilinize de sahip olun şeklinde. Dolayısıyla böyle bir zat ve az önce de ifade ettim kendisi tefsir ve hadis konusunda da ilmi de durumu yüksek olmasına rağmen bir eser bırakmamıştır. Bunun sebebi de kendisine sorulduğu zaman evladım biz kalden ziyade hale önem vermiştik diye bu durumu izah etmiştir. Evet, Şeyh Şabanı Veli hakkında bilgiler genellikle Ömer Fuadi'nin Menakıbi Şeyh Şabanı Veli adlı eserinde rastlanır. Az önce de ifade ettim, zikir ibadetle geçirilen Şeyh Şabanı Veli hakkında bilgi tamamen kendi ifadelerine dayanarak 5. Şeyh Şabani Veli dergahının 5. şeyhi olan Ömer Fuadi'nin Menakıbi Şeyh Şabani Veli eserinde anlatılanlara dayanarak şey yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla erbabı velayetten hali kemali gizli azizlerden olan Hacı Şaban Seyit Çatak Baba'nın ısrarıyla Hacı Şaban'ı Veli az önce söylediğimiz şeyden çıkarak adını söyleyeyim ağaç kovuğundan çıkarak efendime söyleyeyim Seyit Sünnetinin mescidine geri döner. Orada çok miktarda erbain çıkartır. Yani şu anda da yaşadığımız dönem bir erbain dönemi. Zilhicce'nin başından Zilkade'nin 10. yani kurbanına kadar 40 günlük süre genellikle tasavvuf aleminde erbain olarak. Yani genel erbainler bu dönemde kurulur ama bu şart değildir. Diğer zamanlarda da erbainler şey yaparlar. Dolayısıyla Hacı Şaban-ı Veli de Seyyid Sünneti Mescidine döndükten sonra çok defa da erbain çıkartır, halvette kalır. Daha fazla insanın istifası için de dervişlerin ısrar üzerine şehir merkezindeki Honsalar Camii'ne taşınır. Seyyid Sünneti'nin mescidi biraz uzakta. Bu Seyyid Sünneti konusunu da birazdan izah edeceğim. Ve Honsalar Camii'nde Atabay Gazi Mahallesi'nde bir ara yani oraya yerleştik. Yaptıktan sonra bir ara çıkan yangından dolayı bu bölge yanıyor. Yanınca da camiyi yeniden yaptırmak isteyen dervişlere Hacı Şaban-ı Veli bu yanıktan bir hikmet vardır. Ardından da Şaban-ı Veli
sünneti Seyit Sünneti'nin mescidine yakın Eyüp Halife tarafından bağışlanan bir eve geçer. Bu evde uzun süre Şabani Veli'nin tarikatının asistanesi yani bir nevi konutu veyahut da merkezi konumunda görev yapar. Hacı Şabani Veli kendisinden sonraki şeyhlerin de orada ikamet ve hizmet etmeleri için bir vakıfname hazırlar ve orada hazırlattırır. Şeriat bademin kabuğu, tarikat özüdür diyerek şeriat hakikat dengesini gözetir. Daha önceki şeylerde de ifade ettiğimiz gibi hatırlarsanız sohbetlerde de genellikle tasavvuf erbabı konuşmalarına oldukça dikkat ederler ve genellikle aşırı yani özellikle halbette gördükleri bazı şeyleri sırları ifşa etmekten kaçınırlar. İzinliler Yunus gibi yani Yunus Baba gibi izinliler haricinde onlar da görevi olduğu için ifşa ederler. İfşa etmezler. Dolayısıyla Hacı Şabani Veli de hem şer'i hem de tarikat usulüne hem de hakikat usulüne oldukça dikkat eden, itina eden bir zattı. Hacı Şabani Veli bu asistanede 360 kişiye hilafet duası eder yani halife tayin eder. Ve hem zahir hem de batın ilimlerde bir deri olan Hacı Şabani Veli'nin önü şeyler arasında da diğer ulemalar arasında da yaygınlaşır. Bunun üzerine de Hacı Şabani Veli'yi ziyaret eden etmeler artar. Burada Erbay'ın Hacı Şabani Veli dolayısıyla burada bir gün talebeler de gelir, kendi talebeleri de gelir. Onları eğittikten sonra sürekli kendi memleketlerine gönderir. Biraz sonra liste olarak bunları bahsederken göreceğiz. Hacı Şabani Veli'nin riyazat, ibadete düşkün olan hayatını 7 yıl halvethanede geçirir. Yani halvet halinde geçirir. Namazlarını hatta şunu da söylerler. Namazlarını tayin mekanla Kabe'de kıldığı söylenir. Bunlar doğru mu? Biz doğru kabul ediyoruz. Bunları menakip olarak değerlendirin. Var mı? Var olduğunu biliyorum. Kılanları da tanıyorum. Yani günümüzde de orada kılanları tanıyorum. Hatırlarsanız bununla ilgili Aziz Mahmut Hidayi'yi anlatırken bir olayda şey yaptı. Biraz sonra Hacı Şabani Veli ile de ilgili bir Kabe'deki bir orada kalmış olan hacı adayın değil, hacının memleketine gelmesi gibi. Dolayısıyla onları da izah edeceğim, anlatacağım. Hacı Şabani Veli yolcularına yani bu yola girenlere tarikata intisap eden bir mürit marifetullah sırlarına ulaşmadan ölürse o kimseye son nefesinde tevhid zevkinin duyurulması müritlerin tırnak içinde cinlerin, büyücülerin şerrinden korunması kıyamete dek tarikatın ariflerden eksik olmaması konusunda duası var. Benzer duayı hatırlarsanız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de deryamızı, kabrimizi ziyaret eden bizdendir. Suda boğulmasın, ateşte yanmasın, öleceğini bilsin, imanını kurtarsın, öyle ölsün gibi bir duası var. Bu da 3. Ahmet'in şeyhim Abdülkadir Geylani'nin tefsiratı var. Sizin böyle bir tefsiratınız var mı? Şeklindeki söz üzerine bu tefsiratı yapmıştır. Aynı şekilde Hacı Şabani Veli de böylece bir tefsirat yapmıştır. Ve Hacı Şabani Veli Halvetiye tarikatının önemli kişilerinden biridir. Ve Pir-i Sakaleyn Kutbul Alemin Fittareyn bile Niza Es-Sultan-ı Eşşeh Şabani Veli diye Kasım'ın diye tanımlanır. Bu sözü Seyyid Yahya Hazretleri tarafından söylenir ama Seyyid Yahya Efendi bu kolun daha önceki kolbaşlarından biri.
Bu zat yani Hacı Şaban-ı Veli doğmadan önce vefat ettiği için ona ait olmayan fakat belki de rüya da beyan edilmiş olabilir. O konuda tereddütüm var ama bunu da belirtmiş olayım. Evet, dolayısıyla Hacı Şaban-ı Veli dünyevi bir arzusu yoktur. Seyit Yahya Sultan'ın yolundan ayırmıyor kimseyi. Miyar-ı Tarık adlı kitaba uyarak dervişlerine yol gösteriyordu. Bu Seyit Yahya'nın bir kitabıdır. Seyit Yahya Azerbaycan bölgesinde yaşamış olan bir Azeri Türküdür. Evet, halvetiliğin de kolbaşıdır. Yani ondan neşet etmiştir. Tabi hepsi Hazreti Peygamberimizden. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor, bir kol da Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol Nakşibendi tarikatı genelde. Ama Nakşibendiliğinde Hazreti Ali'nin iki ayrı kol olarak geldiğini biliyoruz. Ama her halükarda Ebubekir Efendimiz'den kolda İmam-ı Cehaleşiyor. Yani fark etmiyor. Evet, dolayısıyla yaptığı bütün işlerde Allah rızasını esas görüyor ve dolayısıyla genellikle halk arasında tevazuyu seven, ivriyle övünmeyen biri olarak gösterilir ve Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilecek düzeyde, hadisleri nakledebilecek düzeyde olmasına rağmen halka bu konuda kendini şey göstermez. Öyle ki kendisini tırnak içinde ümmi sanan insanlar da çoktur. Yani şey sanan insanlar da çoktur. Ümmi aslında ümmi tabiri halk arasında çok yanlış değerlendiriliyor. Ümmi tırnak içinde okur yazar değil manasında şey yapılır. Efendimizin de Resulullah Efendimizin de ümmi olarak tanımlanmasını hatta şeyler de ifade edilir. Efendimizin okur yazar olmadığını ki Hazreti Hatice validemizle 25 yaşında evlendi. Peygamberlik 40 yaşında geldi. Hazreti Hatice validemizin uluslararası bugünkü şartlara baktığımız zaman Ayşun Hanım iyi bilir. Uluslararası ticaret yapıyordu. Şam'a, şuraya, buraya kervanları götürüp getiriyordu. Bu hesapları yapan bir insan, bu işleri yapan ve Hazreti Hatice validemiz adına bu işleri yürütüyordu. Yapan bir insanın okur yazar olmaması mümkün değil. İlla Kur'an-ı Kerim'i o yazmadı veyahut da şey yapmadı. Zaten Kur'an-ı Kerim diyor, o kendinden bir şey koymadı diyor, biz verdik diyor. Ha bunu yani şey yapıldı, ümmi demek Münir Derman Hoca'nın ifadesine göre söyleyeyim. Hocası Allah olan kişi. Yine Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Beni Rabbim terbiye etti. O ne iyi terbiye edicidir diyerek. Dolayısıyla bu ümmiliğinin özelliğini de böylece ifade buyurdu. Yani zaten ne diyor? Sen bir şeyi bilmiyordun diyor. Sana biz öğrettik diyor. Ayetle bu sabit. Dolayısıyla ümmilik çok yanlış değerlendirilmemeli diye ifade ediyorum. Evet, Hazreti Pir, yani Pir diye ifade ettiğimiz Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri Allah dostlarından biridir. Efendime söyleyeyim, yokluk sularında abdestini alır, varlığını onda yok eder. Efendime söyleyeyim, bütün fiil ve sıfatlarında yok olur ve ilahi bütün sıfatlardan azade olarak Cenab-ı Allah'a tamamen ne yapar? Tevcih eder. Şaban-ı Veli Hazretleri sadece insanlara değil, cinnilere de mürşit olduğuna dair söylenir. Dolayısıyla bunun içinde mürşidi sakaleyn yani iki kollu mürşit manasında, iki taraflı mürşit manasında da ifade eder. Şimdi Hacı Şaban-ı Veli kutbiyet bakanlaştığında Allah'tan üç şey istemiştir. Bu şeyi şöyle sıralayabiliriz. Tarikatına intisap edenlerin bir kimse seyri sülükünün sırlarını haberdar olmadan vefat ederse o kimseye son nefesinde tevhid-i zat sülükünün ihsan buyurulmasıdır.
İkincisi tarikatı saliklerinin cin peri tasallutundan bilhassa sihir yapıcıların sihirlerinden muhafaza olması. Üçüncüsü de kıyamet gününe kadar ariflerin eksik olmaması ve gerçek bu tarikattan çok arifler hakikaten yetişmiştir, salikler yetişmiştir. Hala bu yol devam etmektedir Anadolu'da. Arkadaşlar, Şabani Veli müritlerine son derece şefkatli biriydi. Vefatına çok yakın bir zamanda müritlerinin etrafında toplayarak onlara dua, nasihatlerde bulunur. O esnada yanında olan halifesi Süleymaniye Camii vaizi Muharrem Efendi, ki az önce biraz sonra postinistlerini sayacağım, bu da var orada. Dönmek için, İstanbul'a dönmek için izin ister. O da der ki acele etme, dönmek için acele etmemesini ve cenazesinin namazını kıldırdıktan sonra dönmesini tavsiye eder, haber verir. Böylece şöyle ifade vefat eder ve vefatını da şöyle düşürürler. Malum biliyorsunuz Ebced hesabıyla şey düşürürler, tarih düşürürler. Eyledi Şaban Efendi azmi dildar-ı cinan mısrasıyla vefat tarihine düşürülen Hacı Şaban-ı Veli 4 Mayıs 1569 tarihinde Hakk'a yürüdü. Cenazesi halifelerinden az önce söylediğimiz gibi Muharrem Efendi ile Muzaffer Dede tarafından gasp edilerek büyük bir kalabalıkla beraber tekkenin haziresine, bahçesine defnedilir. Ve Hazreti Pir'den sonra Şeyh Osman Efendi, Hayrettin Efendi, Abdülbaki Efendi, Muhittin Efendi seccadeye otururken, yani dergâhta postinist olurken, Hacı Şaban'ın vefatında 9 yaşında olan Şeyh Ömer Fuadi de 6. olarak postinist olarak şeye oturur. Şimdi dolayısıyla Hazreti Pir, az önce söyledim, kendisi bizzat kitap neşretmemiştir ama kendisi hakkında pek çok kitaplar yazılmıştır. Duyulmasını istemediği hal keramet birçok kişi tarafından yayılmıştır. Bunlardan biri şöyle anlatılır, menkıbelerle ilgili bunu anlatayım burada. Kastamonu'ya varınca bir dergah açmış. Halktan birisi gelip sen ne iş görürsün demiş. Pir Şaban-ı Veli de kalp kalaylarım diye buyurmuş. Adam kalp kalaylarım derken kap, yani kapkacak kalaylarım diye anlamış. Ve dolayısıyla evde ne kadar bakır kap varsa bir çuvala koymuş, bakır kapları getirmiş. Şunları da kalaylayıver demiş. Pir Şaban-ı Veli Hazretleri, biz kalp dedik ama sen kalp anlamışsın. Neyse zahmet etmişsin, getirmişsin. O işi de görüverelim demiş. Yarın gel al demiş. Ertesi günü çuvalın ağzı bile açılmadığı halde çuvalın içindeki kapların pırıl pırıl olduğu görülmüştür. Yani bu da bir menkıbe olarak ifade edelim. Bu menkıbelere başladık. Onları anlattıktan sonra geri döneyim ben o zaman. Az önce de söyledim. Anne babası vefat etmesinden alehli kadının şey yapmasından dolayı da peygamber arayış içinde rüyasında az önce ifademizde Şaban'ın kurtuluşun oradadır diye ses duyar. Ertesi günü yola çıkar. Hayrettin Tokadi'ne dergahına yakın bir yerde orada zikir seslerini duyarlar ve bu iki kişi de gelir, onları oraya davet eder ve orada 12 yıl hizmet eder. Ondan sonra da icazet alarak memleketine döner. Bir efsaneye göre Şeyh Şaban-ı Veli Hayrettin Tokadi'den icazet aldıktan sonra Kastamonu'ya döner, yaşlı bir çınar ağacının kovuğuna yerleşir. Kastamonu'da oturan İsa Dede Efendi de bir türlü şehire gelmesini sağlayamaz. Yıllarca bu kovukta yaşadıktan sonra ısrarlara dayanamayarak kovuktan çıkıp kente yönelir ve çınarda arkasından yürür.
Bunun üzerine Şeyh Şaban'ı veli oldu mu ya, oldu mu ya, ben bunca zamandır sürdürdüğüm manevi sefayı seninle ortak ettim. Yaşadığım güzellikleri seninle paylaştım. Sen de şimdi benim sırlarımı ifşa ettin diyor. Ağaca sitem eder, ağaç da olduğu yerde kalır. Bununla ilgili benzer şeyi geçen hafta hatırlarsanız, taş ve kayanın, taş ve ağaçların gelerek kurdun şeyi öküzü yediğine dair şeyi de anlatmıştık hatırlarsanız Semerkand Hazretleri'nde. Bu tür olaylar bu zatlarda oldukça yaygındır. Evet, Seyyid Sünnet Efendi'ye gelelim. Orada da ayrı bir sır var. Seyyid Sünnet Efendi yaşlanıyor ama kendi vefatından sonra vefat edeceğini de anlıyor artık yaklaşmış. Hızır da arkadaşı sürekli dert yarıyor ya diyor. Bu bölgede benim yolumu devam ettirecek bir zat yok diyor. İşte Nakşibendi'den filancı var. Efendim şeyde filancı var şeklinde ama onlar bu yolu devam ettirecek durumda değiller diye üzülüyor. Hızır Aleyhisselam da Seyyid Sünnet Efendi'ye vefatından 40 yıl sonra yerine oturacak bir evliyanın geleceğini müjdelemiştir. Ve az önce ifade ettiğim Çınar Kuğu'ndaki yaşantısından sonra da Şeyh Şaban-ı Veli, efendime söyleyeyim, bu zatın dergahına yani bir nevi postinisi olarak da görev yapıyor. Şaban-ı Veli'nin öğrencilerden olan Muhittin Efendi'nin anlattığı, rivayet edilen bir efsaneye göre de Şeyh Şaban-ı Veli öğrencileriyle ders yaparken bir adam huzura gelir. Efendim, yol üzerinde bir değirmenimiz vardı. Bir arkadaşımla değirmenin taşı değiştirecektir. Yeni taşı kaldırarak tam koyacakken derenin dibine yuvarlandı. Dereden tekrar çıkarıp yerine koymamız da mümkün değildi. Çünkü taş çok ağırdı. Bilmiyorum eski su değirmenlerini bilenler varsa hakikaten değirmen taşları da altta ve üstte iki tane oluyor. Arada da bir tane şey var. Çok ağır ve çok şey yüklü bir şey. Ama neyse ne yapacağımızı düşünüp dururken hatırımıza siz geldiniz. Yetiş ya Şaban-ı Veli Hazretleri diye imdat istedik. O an bir el değirmenin taşını aşağıdan aldığı gibi getirip yerine koydu. İşte orada gördüğüm eliyle öptüğüm el aynı eldir diye. Yani bu zat geliyor Hacı Şaban-ı Veli'nin elini öpüyor. Diyor ki efendim diyor böyle böyle bir şey var. Bunu da Muhittin Efendi Şeyh Şaban-ı Veli'nin talebelerinden Muhittin Efendi anlatılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar nasıl olur? Olur kardeşim çünkü bunlar Allah dostlarıdır yapar. Onu anlatan adam da yalan söylemez. Çünkü niye? Yalan imanın yalanla iman bir arada bulunmaz. Düşüncesi demeyeyim yanlış olmasın. Hadis-i Şerif var sanıyorum. Yani tam kaynağında bilmediği için. Yani kibari kelam diyelim en doğrusu. Var yani dolayısıyla yalan söylemeyeceklerine göre bir doğruluk payı vardır ama bizim hafızalarımız bazı şeyleri almakta maalesef kabımız yetmeyebiliyor. Yani dolayısıyla burada söylerken ben kendimi kastediyorum. Sizleri kastetmiyorum. Yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir şey. Yine Şeyh Şaban-ı Veli öğrencilerinden Mehmet Efendi'nin anlattığı, rivayet edilen bir efsaneye göre de Horasan Evliyalarından biri üç öğrencisine Anadolu'da Şeyh Şaban isimli bir evliyanın yaşadığını, gidip ondan feyiz almaları gerektiğini söylerler. Yola çıkan bu dervişler Kastamonu'ya yaklaşırken Şeyh Şaban-ı Veli kendi dervişlerini yanına çağırıp onlara bir ayna verir. Horasan'dan gelen üç dervişi yolda karşılamalarını ve aynayı onlara vermelerini söylerler. Bunun üzerine Kastamonu'dan yola çıkan dervişler bir süre sonra Horasan'dan gelen dervişlerle karşılaşırlar. Şeyh Şaban-ı Veli'nin aynayı ona verirler. Aynayı her alan derviş, efendime söyleyeyim, aynaya baktığında
Şehşaban'ın tebessüm ederek kendilerine baktığını görür. Bunun üzerine Horasan'dan gelen dervişler, biz göreceğimizi gördük, anlayacağımızı anladık. Şehşaban'ın teveccühüne kavuştuk diyerek Kastamonu'ya gelmeden geri dönerler. Dolayısıyla bu da tanıklı bir olay. Evet, Şeyh Şaban Veli elini açarak Allah'tan bu fakirin, evet, bir gün bir Şeyh Şaban Veli'nin yanına bir gün bir fakir geliyor. Çok fakir olduğunu, eşeğinin olduğunu, onun da öldüğünü söyler. Çocuklarının geçimini temin edecek hiçbir şeyin kalmadığını, namerde muhtaç olmak istemediğini söyler. Bunun üzerine Şeyh Şaban Veli elini açarak Allah'tan bu fakirin dileğinin gerçekleşip geçimini temin edecek yolun bulması için dua eder. Duanın bitiminde dergahın kapısı açılır. Bir ve atın üzerinde bir adam yedeğinde bir katırla içeri girer. Şeyh Şaban'ın yedeğindeki katırı hediye etmek istediğini söyler. Ve Şeyh Şaban da fakire dönerek Allah ölen eşeğin yerine daha iyisini hediye etti. Katır senin der ve olayın ne olduğunu anlamayan adama fakirin durumunu anlatınca adam aslında katırı yarın getireceğini ancak bir sesin mutlaka bugün götürmesini söylediğini anlatır. Böylece işte duanın eden ağza bağlı, yani ağız temiz olmalı, haram vücutta olmamalı. Haram lokma, bir lokma haram, 40 gün ibadeti, efendime söyleyeyim, ibadetten gelecek olan zevki. Bu zevk tabirini yanlış anlaşılmasın, manevi bir zevki keser. Dolayısıyla bir Allah dostu, şimdi o da rahmetli oldu, dedi ki, evladım dedi, bugün dedi niye dualar geri dönüyor? Münir Hoca demiyor. Münir Hoca şöyle diyor, dualar artık geri dönüyor dedi. Yani dualar geri dönüyor. Bu kadar şenaat varken duaların hakka ulaşması mümkün değil diyor. Ama bunu söyleyen zat, ismini de söyleyeyim, Seyyid Ali amca Çankırılı biri. Dedi ki, bu dualar niye geri dönüyor? Dualar niye kabul edilmiyor? Sebebi de şu diyor, yediğimiz helal değil, içtiğimiz helal değil. Dolayısıyla şunu yaparsanız olur. Evlenirsiniz, bir kadına mihir tevdi edersiniz. Mihri veren, kazancı haram da olsa, mihri alan kadın için o helaldir. Şeran bu böyledir. Dolayısıyla kadın o mihri sana hediye ederse ve 40 gün o mihirden elde ettiğin mihirle aldığını yersen ve 40 gün sonra da elbiselerini çıkartıp boğazına kadar, yani şer'e uygun yere kadar suya girip, çırılçıplak suya girip orada dua ederseniz duan kabul olur. Yani 40 gün helal lokma yiyorsun, üzerindeki haram olma şüphesi olan bütün nesnelerden de arınarak dua ederseniz duanız kabul olur demişti. Evet arkadaşlar, dolayısıyla az önce söyledik, Şeyh Şaban'ı verdi dua edince ona hediye getirecek kişi bir gün sonra getirmeyi düşünürken orada bir gün hemen getir emrini alınca alıp getiriyor. Evet, Kürekçi Mustafa isimli birinin başına geldiği rivayet edilen bir efsanede de Kürekçi 1200 akçe birine borçlanmış. Ne kadar çalışsa kazancı borcu ödemeye yetmemektedir. Bunun üzerine bir türbeye gidip burada dua edip borçlarından kurtulmayı diler. Türbede çıkınca da aklına Şeyh Şaban-ı Veli'ye gitmek gelir, dergaha gelir, huzura çıkar. Yalnızdır Şaban-ı Veli o anda. Kürekçiyi görünce oturduğu minderin altını göstererek buradaki akçeleri almasını söyler. Şaşıran kürekçi minder altındaki akçeleri bir miktar alınca Şeyh Şaban-ı Veli tamamını almasını söyler. Buradaki akçelerin tamamını alan kürekçi dua ederek huzurdan çıkar. Dışarı çıkar, akçeleri saydığında borcunun karşılığı olan miktardır.
ve borcunu öder. Böylece bu sıkıntıdan da kurtulur. Şimdi arkadaşlar, daha önce de bahsettim. Hacı Şaban-ı Veli'nin türbesinde zemzeme benzer bir su olduğunu, sığırcık suyundan bahsederken, efendim çekirge suyundan bahsederken, bundan da bahsettik. Su kültürüyle ilgili ilk konuşmalarımızda da İslam'da ve İslam öncesi Türk kültüründe de su kültürünün çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Şimdi aynı zamanda bölgede malum şimdi bir Şeyh Şerafettin Hazretleri var. Talebesi Muhammed Medeni Hazretlerine, Muhammed Medeni diye pardon, Muhammed Simavi Hazretlerine der ki, evladım der, Bursa Uludağ'ı göstererek, bunun eski adı Keşiş Dağı'ymış. Bu öyle Allah dostlarına şeyler fırlatırlar ki Keşiş Dağı yanında halk yemiştir derler. Yani çok suçlanır. Dolayısıyla tabiri caizse Peygamberimiz münafıktan kurtuldu mu ki efendim onun yolunun, onun dostlarının da münafıklardan kurtulsun. Dolayısıyla Hazreti Şeyh hakkında dedikodular da oluyor. Az önce söylediğimiz bir menakıplarına rağmen oluyor. Bunu duyan Hazreti Pir, müritlerin talebelerini etrafını toplayarak, yani kerametini görmedik, şu bu. Aslında orada kerameti göstermek diye bir dert değil, derdi yok. Çünkü kendisi de halvet ehli bir zat. Ama muhtemeldir ki talebelerinden böyle bir şey gelince de onların da malum talebe ister istemez bazı şeyleri görmek istiyor. Hazreti İbrahim'in bu dört kuş hikayesi var biliyorsunuz. Ya Rabbi diyor, bu kadar hayvanın, canlının ölüp tekrar dirilmesi. Ya İbrahim, şüphem mi var diyor. Hayır, şüphem yok. Mutmain olmak istiyorum. Demek ki müritler de İbrahim, Hazreti İbrahim makamından böyle bir şey gelince, Şeyh Efendi, efendime söyleyeyim, tekkenin yaslı olduğu kayanın dibine asasını vurmuş. Asas suyu da derler bunlara. Malum Akşemseddin dedim. Semerkant Hazretlerinin de Hazreti Ömer'den kalan asayla asa suyu vardı. Asayı vurunca oradan bir su fışkırır. Müritler ve talebeleri suyun kokusunu ve tadını da zemzeme benzetmişlerler. Doktor Münir Derman Hazretleri de o suyun zemzem suyu olduğunu söylemişti. Ben de kulağımla duymuştum, bunu da söyleyeyim. Ancak bu konuda bazı şeyler de vardır, menkıbeler de vardır. Şeyh Şaban-ı Veli'nin dışında bir menkıbe olarak bu suyun güya tırnak içinde Nuh tufanı sırasında, efendime söyleyeyim, Cebrail Aleyhisselam Kabe civarından birkaç avuç toprak alarak dünyanın dört yanına fırlattığını söyler. Bunlardan biri de Hacı Şaban-ı Veli'nin, yani Kastamonu'nun dergahın olduğu yerler. Dolayısıyla bu suya Ebi Zemzem yahut da Ebu Zemzem, yani Zemzem'in babası şeklinde de ifade ederler. Veyahut da oğlu, neyse, yanlış da söylemiş olabilirim, kusura bakmayın. Evet, dolayısıyla Kastamonu'da bu bölgeye taşlık yapısından dolayı Mekke gibi kayalıklara benzerken de suyu da zemzeme benzer şeklinde bir ifade ederler, benzetilirler. Şimdi başka bir menkıbede de Şeyh Şaban-ı Veli bir gün kendine ait bir odada halvete girerek günlerce dışarı çıkmamış. O sıralarda haç mevsimiymiş ve Kastamonu'da bir kişi de haç görevini yerine getirmek için Kabe'ye gidiyor ve görevini yerine getirip memleketine döneceği. O zaman kervanlarla gidiliyordu malum. 3 saatlik uçak ziyareti değil, 6 aylık gidiş, 6 aylık geliş şeklindeydi. Hatta haç farizesi için 1 yıllık erzağını teminden sonra gidersiniz diye bir ifade var. Bunun altında da bu yatıyor.
Efendim ama kervan gidiyor. Birlikte geldiği arkadaşlar gidiyor. O orada yalnız kalıyor gariban. Hasta olduğu için yola çıkamıyor. Yol uygun değil. Onu da kimse bekleyemiyor. Ve dolayısıyla dönememiş. Uzun süre orada dönememiş. Ve sürekli üzüntü içinde şey yapıyor. Bunun üzerine burada zatın biri bunun sıkıntısını öğrenince Kabe'nin Hanefi mihrabının yanında 5 vakit namaz kılıp kaybolan biri vardır. Oraya git ve onu bul demiş. Bulunca da ellerine yapış derdini anlattı. Bunun üzerine kendini gizlese de sen ısrarla derdine çare olmasını iste demiş. Acip ki diyerek Hanefi mihrabının yanına gitmiş. Namaz kılarken dikkatle etrafını kontrol etmiş. Ama bir de bakmış ki memleketinden de tanıdığı Hacı Şaban-ı Veli. Şeyh Şaban-ı Veli. Namaz kılıyor. Onu görmüş. Yanına giderim diyerek de hem namazını kılmış hem de derdine derman olması için. Olacak kişinin kim olduğunu da anlamış oluyor dolayısıyla. Namaz bittikten sonra Şeyh Şaban'a baktığında onun kaybolduğunu görmüş. O zaman aradığı kişinin Şeyh Şaban'ı veli olduğunu tekrar beklemiş. İkinci vakit geldiği zaman ve Şeyh Şaban'ı veliye görünce hemen derdini anlatmış, çare olmasını yalvarmış. Şeyh Şaban da sırrının açığa çıkmamasını istemiş. Hacı sır saklayacağını yemin etmiş. Ve Şeyh Şaban namazdan sonra kimsenin bulunmadığı bir yerde görüşmüşler. Hacının gözlerini kapatmasını istemiş ve o zat da gözlerini açtığında kendisini Kastamonu'da evinin kapısında görmüş. Bunu da hatırlarsanız aynı olayı Aziz Mahmud Hüdayi'de de rastladık. Dolayısıyla bu tür şeyler Allah dostlarının tabiri caizse şey yaptığı şeylerdir. Onlar için büyük değil küçük şeyler ama bizim için büyük şeyler. Dersin bu nasıl olur? Efendim bir Amerikalı'nın yaptığı bir uçakla 3 saatte Mekke'den buraya geldiğine inanırdı insan. Bir Allah dostunun bir işaretiyle gönderdiğine inanamaz. Yani yine bir zattan bahsedelim. Bugünlerde orada anılma yani Ladikli Ahmet Ağa, Allah rahmet eylesin. Buradan Amerika'ya gidip namaz kılıp geri dönüyor. Ne kadar süre alıyor? 4 dakika diyor. Yani demek istediğimiz Allah dostlarına tayyi mekan, tayyi zaman kavramları çok çok önemli. Ama bunlar bizim hafızalarımızı çok almayacak şey. Bir menkıbe gibi görelim, biraz şey yapalım. Dedim ya Hacı Şaban-ı Veli'nin bizzat kendi eserleri yok ama kendine öven şiirler ve eserler vardır. Bunlardan biri Limallah sırrını Sultanı Şaban-ı Veli, Sen mevveci Cevheri Burhan-ı Şaban-ı Veli, La mekanın bir nişanı rahının hem rehberi, Bahr-ı Lahut'ta beka umman Şaban-ı Veli şeklinde uzunca bir şey. Bunu İbrahim Şevki Pir'in 12. halifelerinden oğlu İbrahim Şevki Efendi'nin şeyhi yani şeyhi derken piri diyelim. Piri Hacı Şaban-ı Veli için söylemiş olduğu bir şiir. Son iki mısrasını da söyleyeyim. Şevkiye vahdeti nişan zahiri kesrette evliyayı kümmelin insanı Şaban-ı Veli diye bir güzel şiiri var. Yine benzer bir şekilde Hüseyin Vassap Fınlı yazmış olduğu bir şiir var. Ondan da bir iki bukle okuyayım. Server-i Ehli Tarik Hazreti Şaban-ı Veli, Saliki Raha Hakik Hazreti Şaban-ı Veli, Halü Kalinden Hal ve Kal. Dedik ya, dedi ya biz kalle uğraşmayız, halle uğraşırız diyor. Haluk halinden onun buyu hakikat vardır. Cümle uşşaka şevki Hazreti Şaban-ı Veli şeklinde bir şiiri de böylece var. Yine başka bir şeyde de Pirimiz Şeyh-i Şaban erkanıdır muzi Kur'an, mazi Kur'an yolunda canımız kurban. Biz Şaban'ın Şaben'i bülbülüyüz.
Vahdet Bağı'nın gülüyüz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Bir acayip dilhanemiz. Biz Şaban'ın bülbülüyüz, Şaban'ın bülbülüyüz, Vahdet Bağı'nın gülüyüz şeklinde. Yine bu da Şeyh Sadık tarafından söylenmiş. Son kıtayı da söyleyeyim. Derviş Sadık arabattır. Özü Hakk'a müstahaktır, müstaharraktır. Zikri zikri zatı haktır. Biz Şaban'ın bülbül Vahdet Bağı'nın gülüyüz şeklindedir. Şimdi az önce de söyledim, Şeyh Şaban-ı Veli'nin silsilesini de ifade edelim. Şeyh Şaban-ı Veli, Halvetiye Tarikatı'nın Şabaniye kolunu, yani kolbaşıdır kendi de. Kendi kolunun şubeleri Karabaşiye, Bekriye, Sümaniye, Feyziye ve Çerkeşiye'dir. 29. kolbaşı, tabii bir numara Efendimiz Hazretleri'den başlayarak geliyor. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Şeyhül Ömer Fuad-ı Kastamonu Hazretleri, İsmail Kutsi Çorumi, Mustafa Müslihittin Efendi, Ali Atvel Karabaşi Veli, Şeyh Muhammed Nasuhi Üsküdar'ı, Şeyh Abdullah Rüşdi Mudurnu'yu, efendim Şeyh Hacı Mehmet Zoravi, Şeyh Es-Seyyid Mustafa Çerkeşi, Şabaniye Kurnu'nun Çerkeşi Şeyh Şubesi, Çerkeşli Mustafa Efendi de Şabaniye Tarikatı'nın kurbaşlarından biri. Yine Şeyh Hacı Halil Kireli Efendi Kütahyevi, Hacı Osman Efendi Söğütlü şeklinde 40. Bu isimleri okuyorum ben çünkü aklımda tutmam mümkün değil. İsmail Hakkı Efendi Çaltılı, Sadık Efendi Eskişehirli, Hacı Hafız Ali Rıza Efendi Uşaklı, Hoca Mustafa Efendi Uşaklı ve Hoca Hafız Mustafa Dumlu Kütahyevi. Bu zat yeni bir vefat etti sanıyorum, Kütahyalı Mustafa Mehmet Dumlu Efendi diye. Yani bu 1990'lı yıllarda yaşıyordu. Evet arkadaşlar, dinimizden döndüğü kadarıyla efendime söyleyeyim. Hacı Şaban-ı Veli'ye Anadolu'nun üç tane hacısından biri olan sarrufu da devam eden Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştım. Hatalar bana ama inşallah gönül hoşluğu sağlamış olduk. Teşekkür ederim. Sorusu olan olursa da cevap veririm. Evet. Atilla Hocam bir şey soracağım. Ben kaçırdım ya da yanlış anladım sanırım. Hacca gitmediği halde hacı denen mi dediniz? Bak yanlış anlamayın. Hacca gitmediği halde demiyorum. Bakın. Ya hacca gitti. Hacı denmeleri. Ya hacca gittiler bunlar. Ama hacı lakaplarının alınması hacca gittiklerinden dolayı değil. Anadolu'yu mayaladıklarından dolayı. Yoksa hacca gittiler. Hacı Şaban'a verildiğinde, pardon, Hacı Bektaş'ı verildiğinde Hacı Bayramı'nın gittiklerini zaten onları anlatırken bahsettik. Az önce menkıbede de ne dedik? Son menkıbede de hacının geri dönemediğini ve onun sürekli Hanefi kapısında namaz kılan kişi Hacı Şaban-ı Veli. Yani gitmiş, gitmemiş değil. Yani orada ifade hatta onu da dikkat ederek söyledim. Dedim ki şey değil bu. Yani haca gitmediklerinden dolayı değil. Hacı lakaplarını kullanmaları haca gittiklerinden dolayı değil. Anlatabildim değil mi? Yok. Tamam. Peki neden dolayı? Anlayamadım. Hacca gittiklerinden dolayı değil dediniz. Hani yani neden? Şimdi bakın Aysun Hanım sizsiniz değil mi? Benim evet.
Yani şimdi bakın şu var. Genellikle Türklerde hacıdan ziyade hace, hoca manasında isimler kullanılır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hacı Anadolu'da tabiri caizse eski Müslüman olmayan kitlelerde de hacı tabiri kullanılır. Bunlar izinli oldukları için kullanılır. Genellikle Anadolu'da hacı tabirini şeyden sonra yani Cumhuriyet'ten sonra hacı sıfatı kullanılır. Tamam hocam. Hoca Ahmet Anlatabildim. Yesevi gibi mi? Ha? Hoca Ahmet Yesevi gibi. Hoca kullanılır. Aynen öyle. Hocadır Tamam. aslında. Aslı hocadır ama hacıya dönüştürülmüştür. Hac görevini yaptığı için. Şimdi misal namaz kılana salli der misiniz siz? Namaz kılan. Oruçluya da efendim savumlu denir mi? Denmez. Hac Tamam. bir farizedir ya. Yani. Anlatabildim mi? Anladım Sıfat hocam. Teşekkür ederim. olmaz normalde. Sıfat olmaz. Tamam. Evet. Atilla Hocam. Hocam Buyurun. çok teşekkür ederiz. Yani bizi Buyurun. sürekli aydınlatıyorsunuz. Bir şey Estağfurullah. sormak istiyorum sevgili hocam. Buyurun. Şimdi bu Anadolu erenlerimizin yetişme tarzı ortak olarak nasıl acaba? Yani şimdi yüzlerce böyle evliyamızı Anadolu erenlerini incelediğimiz zaman bunların yetişmelerindeki ortak noktalar acaba nelerdi? Nasıl kendilerini yetiştiriyorlardı? Nasıl bu inancı, bu imanı kazanıp Allah dostu oluyorlardı? Neler yapıyorlardı acaba? Genelinin ortak noktası neydi? Bu konuda bize bilgi verebilir misin hocam? Hay hay. Memnuniyetle. Şimdi bir, tasavvuf alemine baktığımız zaman her şeyden önce tasavvuf aleminde temel düstur dünyayı terk, ukbaya yönelme. Öyle bir zaman geliyor ki ukbayı da terk ediyorsun. Yani terki dünya, terki ukba, terki terk noktası. Bunun için her şeyden önce nefis terbiyesi esastır. Nefis terbiyesi içinde çeşitli metotlar var. Bu metot birden uygulanabilir, tek tek de uygulanabilir. Nefis terbiyelerinden biri az önce ifade ettiğimiz gibi halvet tekniği. Halvete girer mürit ki bu halvet olayını Eşref-i Rumi'de çok net ifade ettik. Halvette tamamen bu kendine eziyet değil de nefsi terbiyeye yönelirler. Yani tamamen zikirle meşgul olurlar. Tamamen orada dünya kailesinden uzak olurlar. Ve tamamen de tamamen Allah'a ram olurlar. Ona yönelirler. Ve dolayısıyla kendi nefsani duygularından terbiye edilirler ve şey yaparlar. Ancak Hacı Bektaş-ı Veli'de de bahsettik 4 kapı, 40 makam meselesi. Kapılardan biri şeriat. Şeriatsız tarikat olmaz, tarikatsız hakikate, marifete yönelilemez. Dolayısıyla yönelilir mi? Yönelilir de çok zordur. Dolayısıyla iyi bir şer'i bilgiye sahip olmak ve şeriattan 40 kadar kopmamak lazım. İkincisi de az önce de söyledik, nefsi terbiye ederek nefsani duygulardan arınmaya çalışmak. Üçüncüsü de zikir. Yani zikir dediğimiz nedir? Belirli esmalar verilerek ki efendim bu 6 esmanın konusunda Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu bir risale de var. Bahsetmiştim onu anlatırken. Çeşitli esmaların zikri yapılarak insanların nefsani duygularını da şey yapmak. Bahattin Nakşibendi Hazretleri bir gün hacca gitmiş veya başka bir sebeple bir Kabe'ye yapışmış dua eden bir kişiyi bakıyor. Yani öyle dua ediyor ki gönlüne bakıyor ki dünyayı istiyor. Bir de öbür tarafta metrelerce veyahut da arşınlarca kumaşı
satarken, ölçerken adam onun gönlüne bakıyor. O da sürekli Allah'la meşgul, yani zikir halinde. Bunun üzerine halk içinde hakla beraber olmak. Yani halvette halktan uzaklaşarak belli bir mertebeye geldikten sonra halkın arasına katılarak halkla beraber olmaya devam etmek. Onun için şunu derler, hac görevini yaptıktan sonra başlar. Halvet görevi bittikten sonra başlar. Yani nasıl halk içinde halvet hayatını yaşamakla. Dolayısıyla bütün terbiye metotlarının temelinde başlangıçta az önce de ifade ettik şer'i ilimlerde kendilerini yetiştirmek, akabinde de zikir ve nefsani terbiye ile birlikte dünyevi ve uhrevi konulardan uzaklaşarak tamamen hakka basılı olmak, hakka yönelmek düşüncesiyle hareket ederler. Dolayısıyla terbiye metotlarının tamamında bu vardır. Yani şeriattan kılka kadar uzaklaşmamak, tarikat ve hakikate yönelmek için de diğer nefsani arzulardan ve diğer şeylerden tamamen uzaklaşmak şeklinde terbiye olur. Halvet kesinlikle vardır ama günümüzde halvetten mürşitler genellikle uzak dururlar. Şöyle derler, trafikte şurada burada yaşadığınız şeylere sabrederseniz bu da bir halvettir şeklinde, yani dünya meşakkatine karşı sabırlı olmak şeklinde devam ederler. Yani halvetten günümüzde biraz uzak duruluyor ama bazı yerlerde halvetler vardır. İzah edebildim mi bilemiyorum.